Saygıdeğer izleyicilerimiz, gün geçmiyor ki Almanya'da ya da Avrupa'nın değişik ülkelerinde ırkçılık hareketleri meydana gelmesin, ırkçı hakaretler ortaya çıkmasın. Bakın, bir vatandaşımızın Almanya'da başına gelen, akıllara durgunluk veren bir olayı bakın. Eşi ve 4 yaşındaki çocuğu ile domates fidesi ve bahçe malzemeleri almak için aşağı Saksonya eyaletine bağlı Garbsen'de bir dükkana giren Ayşe T. adlı vatandaşımız, işletme sahibinin İslamofobik tutumu ile karşılaştı. İş yeri sahibinin yanlarına yanaşarak ya başörtünü çıkar ya da dışarı çık demesiyle adeta şoke olan Ayşe Hanım, bunu duyunca dondum kaldım diyor ve dışarıya çıkıyor. Başörtüsünü çıkartmayacağını söyleyip mağazadan ayrıldığını dile getiren Ayşe Hanım, eşim ve çocuğum benim gibi yaşanan olayın şokundan bir süre çıkamadı. Yaşadığım ayrımcılığı sosyal medyadan paylaşınca inanılmaz destek geldi. İşveren gelen tepkiler üzerine mağazasını kapatmış, dükkan sahibinden davacı değilim dedi. İş yeri sahibi ise kendisinin faşist değilim diye bir açıklama yaparak kendisini savunmuş. Şimdi bakın arkadaşlar, bir tane dükkan fide satacak bu bahçeyle ilgili. Bunu yapan alçak, bunu yapan insanlıktan nasibini almamış olan kişinin sanıyorum ki psikolojik sorunları var. Başörtüsünü bir suç unsuru olarak görüyor ki bahçe malzemeleri satan 3-5 tane fide satacak diye diyor ki içeriye başörtünü çıkartırsan seni alırım, yoksa almam diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu olayla ilgili Alman yetkili makamları mutlak surette ırkçılıkla ilgili soruşturma başlatmak zorunda. Her ne kadar bu olaya konu olan Ayşe Hanım suç duyurusunda bulunmasa da, şikayetçi olmasa da, kamu düzenini bozan bir eylemdir bu. Mutlak surette bu ırkçılık, bunu yapan kişinin yanına bırakılmamalıdır. Başörtünü çıkar yoksa dükkana gir. Bak 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 sen bak. Arkadaşlar bakın, bu olaylar Almanya'da bu sıralar gerçekten çok oluyor. Özellikle bir koronavirüs döneminde patlama yaptı. Bunlar hasta, ruh hastası bunlar, inanın bana. Bunların mutlak surette hukuki olarak haklarında işlem yapılması gereken cezaya çarptırılmaları gerekiyor. Ancak bakın, ben bunları söylerken hiçbir şey olmadığını da biliyorum. Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalia bölgesinde 157 tane polisin cep telefonlarına el konuldu. Bu polislerin kendi aralarında yapmış oldukları konuşmalar içler acısı. Ne dediler? Türk avına çıkıyoruz. Türkleri aşağıladılar, yabancıları aşağıladılar. Ne oldu peki? Hiçbir sonuç yok. Biliyorsunuz Alman yasalarına göre 12 ayın üzerinde bir polis ciza alırsa polislikten men ediliyor. Ama bunlara 3-5 ay ceza veriyorlar. Ondan sonra kaldıkları yerlerden devam ediyorlar ve daha sert bir şekilde ırkçılık yapıyorlar. Yani yasalar da bunları koruyor. Yazışmalar var, her şey ortada ama görüyoruz ki hiçbir netice yok arkadaşlar. Almanya gibi demokrasinin, insan haklarının merkezi olduğunu iddia eden bir ülkede bu yaşanıyorsa, diğer Avrupa ülkelerinde kim bilir neler yaşanıyor, biz bilmiyoruz. İşte bir vatandaşımıza, Ayşe Hanım'a diyor ki bir tane bahçe malzemeleri satan alçak, kusura bakmayın ben bunu söylemek zorundayım. Hiç kimse kusura bakmasın. İnsanları kıyafetinden dolayı, giyiminden dolayı, ne olursa olsun, bakın arkadaşlar, isterse mini etekli olsun, hele hele inancından dolayı bu şekilde aşağılamak, bu şekilde bir davranışın içerisine düşmek gerçekten akıl sağlığıyla ilgili bir sıkıntının olduğunun göstergesi. Kardeşim, insanların ne giydiğinden, yani sana ne? Yani sen bahçe malzemeleri satıyorsun, sanki bu kadın sana tebliğ yapmaya gelmiş, İslam'ı anlatmaya gelmiş gibi tepki veriyorsun. Alman makamlarının derhal bu konuyla ilgili harekete geçmesi gerekiyor. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Garbsen'de meydana geliyor arkadaşlar bu olay. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Bu konuyla ilgili sizlerden ricam, bu videonun altına, bu yayının altına lütfen yorumlarınızı yapın. Tepkisiz kalmayın. Ben susarsam, sen susarsan bil ki yarın öbürsü gün senin de başına gelecek. Bakın, Almanya artık eski Almanya değil değerli izleyicilerimiz. Bir olay
akıllara durgunluk veren bir olay. Bakın, Bremen'de toplu konut firması Brebau adlı bir firma. Bu firma konut kiralamak isteyen yabancıları tıpkı Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi kodladığı ortaya çıktı. Habere göre 6000'e yakın konutu bulunan Brebau'nun başörtüleri KT, siyahileri ve Balkan ülkelerinden gelenleri E40, diğer yabancıları ise VE olarak kodladığı belirlendi. Yani fişliyor, diyor ki yabancı diyor, başörtülü diyor, siyahi diye kodlamış, fişliyor. Verilen bu kodların işlem sırasında dikkate alındığı ve ona göre uygulama yapıldığı aktarıldı. Ev kiralayacak adam, bakın bunda bile ırkçılık var. Eyalette büyük yankı uyandıran skandala ilişkin Yeşiller Partisi Bremen Eyalet Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Öztürk, bu büyük bir skandal ve ırkçılık. Çok çeşitli topluma değer veren Bremen'de böyle utanç verici bir olayın yaşanması çok üzücü. Brebau'da resmen sistematik ırkçılık yapılmış. Naziler zamanında Yahudi olanlar nasıl numaralandırılmışsa burada da aynı uygulama olmuş. Çalışanlar bu kodların başvuranı tanıyıp ona göre işlem yapmış diyor. Buyurun. Olayın ortaya çıkması üzerine Meclis Denetleme Kurulu'nun harekete geçtiğini belirten Milletvekili Sayın Öztürk, önümüzdeki günlerde yapılacak ilk oturumda bu skandal olay gündeme getirilecek. Eyalet bu konut firmasını alarak başta göçmenler olmak üzere burada yaşayanlara daha iyi ortam sunmak istemişti. Ancak görüyoruz ki Alman olmayanlara ev verilmemiş. Evet, Alman değilsen sana ev yok. Almanya'daki değerli izleyicilerimiz, ev sıkıntısını hepiniz biliyorsunuz. Ciddi anlamda kiralar arttı ve ev yok zaten. Özellikle büyük şehirlerde ev bulabilmek mucize neredeyse. Vatandaş yazılıyor, 250-300. Sıralar var. Aylar, yıllar beklemesi gerekiyor. Bir de ev firmasının böyle bir şey yapması gerçekten akıllara durgunluk verecek türden. İnanılır gibi değil. Bremen Eyalet Milletvekili Doktor Oğuzhan Yazıcı da bu konuyla ilgili bakın neler söylüyor. Sorumlu olan herkes hesap vermeli. Sinir bozucu bir gelişme. Yaklaşık 6000 daireyi elinde tutan Brebau tamamen Bremen şehrine aittir. Belediye başkanı başta olmak üzere tüm yetkililer mutlak surette en kısa sürede açıklama yapmalılar diyor. Bremen renkli bir kenttir ve bu sözde kalmamalıdır diyor Sayın Milletvekili. Evet değerli izleyicilerimiz, akıl alır gibi değil. Brebau iddiaları üzerine yaptığı açıklamada iddianın kurumsal kimlikleriyle açıkça tezat oluşturduğunu ve kendilerini de endişelendirdiğini söyledi. Brebau, ayrımcılık iddialarını çok ciddiye alıyoruz ve bu olayları tam olarak araştırmak için halihazırda çok aşamalı bir acil durum programı benimsedik diyor. Yani kabul ediyorlar. İşte değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın resmi makamlarının geldiği nokta bu. Irkçılık almış başını gidiyor. Ancak ırkçılıkla mücadelede ciddi zaaflar söz konusu. Bu zaafların hukuki yollarla mutlak surette giderilmesi, daha sert yasaların çıkartılması gerekiyor. Adam ev kiralayacak, sana geliyor. Sen onu Müslüman, başörtülü, siyahi, işte Balkan ülkelerinden gelen Romanyalı, Bulgaristan gibi ayırmışsın. Bu insanlıkla, insanlık onuruyla yakışır bir adım değil. Mutlak surette bununla ilgili hukuki işlem yapılmalıdır. Bremen'de değil, bu ve benzeri konuları biz Almanya'nın tüm noktalarında görüyoruz. Maalesef neredeyse yabancı olmak suç haline gelecek. Göçmen olmak suç haline gelecek. Biz bunu anlıyoruz. Ev istiyorlar arkadaşlar. Bak, ev istiyorlar. Geçinebilmek, barınabilecekleri, başlarının üzerinde çatı olan bir ev. Bu insanları siz nasıl fişlersiniz? Akıl alır gibi değil. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere izin sezonu geldi, başladı. Pek çok vatandaşımız Avrupa'nın pek çok noktasından, başta Almanya olmak üzere, Türkiye'ye gitmeye başladılar. Şimdi tabii asıl maliyet uçak bileti, yol parası ya da işte konaklayacağınız oteller vesaire. Şöyle bir fiyatlara göz attık. 39.99 Euro'ya Türkiye'ye gidiş bileti olduğunu gördük. Şimdi bununla ilgili haber hemen sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu konuyla ilgili Koronadolu Hava Yolları internet sayfasında şöyle bir bilet fiyatı var değerli izleyicilerimiz. Yaza özel fırsat uçuşları diye geçiyor. Havayolu kalkış noktası hem Almanya hem de Türkiye olan birçok kente 39.99 Euro'ya uçuş açtı, bilginiz olsun. Şimdi haberin detaylarına baktığımızda
Uçak bilet fiyatlarının yaz aylarında artması nedeniyle gurbetçilerin bazıları karayolunu tercih ediyor. Aylar öncesinden biletler alan ise şanslı. Ancak içinde bulunduğumuz bugünlerde tatil planı yapan vatandaşlarımızın tüm hava yollarını mutlak surette bakması gerekiyor. Biz hepsini tek tek aradık. Türkiye'ye şu an Almanya'dan en ucuz uçak biletini Corendon Hava Yolları satıyor. Tabi bütün biletler 39.99 euro değil. Bu uçuşu erken alanlar ya da bir şekilde o uçağın içerisinde örneğin diyelim ki 150 tane koltuk var. Bu koltuklardan 20 tanesini 39.99'a satıyor. 20 tanesini 45'e satıyor. İşte 30 tanesini 50'ye satıyor gibi bunu yapılandırıyorlar. O nedenle bu uçuşlarda mutlak surette önceden hani bakıp araştırmak gerekiyor. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz koronavirüs nedeniyle hava yolları ciddi anlamda büyük bir sıkıntının içerisine düştü. Lufthansa'yı devlet kurtardı. Batmak üzereydi. Bugüne kadar Lufthansa'dan dünya genelinde 38 bin kişi işten ayrıldı. Bu sıkıntıları biliyoruz. Ancak görünen şu ki hava yollarının bazıları, hepsi değil, uçuş fiyatlarını, uçak bileti fiyatlarını, Türkiye olan fiyatları uçurmuş durumdalar. Yani burada 40 euro eğer uçak bileti satılıyorsa başka bir hava yolunun 200 euro istemesi gerçekten çok ama çok düşündürücü. Bu nedenle değerli izleyicilerimiz, internetten kendiniz araştırın. Hiçbir acentaydı, şirketti falan, bunların hepsini kenara bırakın. İnternetten arayın, bulun. Skyscanner var biliyorsunuz. Onun üzerinden yazdığınızda bütün hava yolları çıkıyor. Mutlak surette araştırın arkadaşlar. Yoksa yazık günah. Yani bir 5-6 kişilik bir ailenin normal şartlarda dönüş gidiş dönüş uçak biletleri 1500-2000 euro tutuyor. En ucuzu. O nedenle ciddi bir para. Bu parayı siz çocuklarınızla beraber daha iyi, keyifli bir günler geçirerek tatilde harcayabilirsiniz. Ya da bütçenizi buna göre ayarlayabilirsiniz. O nedenle bizim gördüğümüz Corendon Hava Yolları'nda şu anda 39.99 euroya Türkiye'ye uçak bileti var. Siz de bakın lütfen, mutlaka daha da ucuza bulabilirsiniz diye düşünüyoruz.